Efendim Yeni Kapı'dan hepinize selamlar, saygılar. Şu anda yanımda değerli başkanımız var. Evet, OF Hayrat Makineler Dernek Başkanı İdris Türk. Sayın Başkan da ayağının tozuyla teşrif ettiler. Memleketteydi. Evet. Hayrat'tan geldi. Yine aynı zamanda Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili. Yıllardan beri çok hizmet veriyor. Sayın Başkanım, şeref verdin. Neler ifade etmek istersin? İfade edeceklerimizi kısaca şöyle özetleyebiliriz. Bizim yıllardır Trabzonlu olarak İstanbul'da Büyükşehir Belediye'mizin memleket günleri adı altındaki etkinliklerde Trabzon farkını her zaman hissettirmiştir. Ne ile hissettirmiştir? Sanatçısıyla, basın yayın organlarıyla ve halkın kültürüne sahip çıkmasıyla ve bunların bağlı bulunduğu Trabzon Dernekleri Federasyonumuzun çatı kuruluşu olarak bu yıl biliyorsunuz bu etkinliği aslında Trabzon Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu olarak düzenliyoruz. Evet. İlk etkinliğimizdir. Bu federasyonumuza 5 tane Trabzon Konfederasyonumuza 5 tane federasyon bağlı. Trabzon Dernekleri Federasyonu, Maçka Dernekleri Federasyonu, Arsin Dernekleri Federasyonu, Çarşıbaşı Dernekleri Federasyonu, Çalpazarı Dernekleri Federasyonu. 5 federasyonumuzun bir araya gelerek Trabzon'u İstanbul'da çatı kuruluş olarak Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu'nun kurulmasıyla beraber dağınıklığı ortadan kaldırmak, yapılabilecek bütün etkinliklerde en iyi yakalayarak, daha ileriye dönük, hep beraber ortak aklı kullanarak Trabzon'u en iyi şekilde temsil etmenin bana göre altyapısı oluşmuştur. Bundan sonraki süreçte federasyon başkanlarımız ama bunun yanı sıra bu federasyonlarımıza bağlı derneklerin ve derneklerimize bağlı Trabzonların bu kültüre sahip çıkarak daha iyi, daha iyiye doğru mutlaka bunu yapabilecek kapasite var, bunu yapabilecek kültüre sahibiz, tarihi derinliklere sahibiz ve bunun en önemli tarafı da bizim diğer illerden farkımız biliyorsunuz. Ülkenin birlik beraberliği adına tüm ülke insanının etkinliklerde bizim etkinliklerimizi, bizim memleket günlerimizi bizimle paylaşmaları bunun en büyük belgesidir. Biz evet. En çok onda mutlu oluyoruz. Evet Sayın Başkan, yıllardan beri yorulmadan gerçekten bu işi layıkıyla icra edenlerden bir tanesisiniz değerli bir iş insanı olarak. Bu konuda tabii ki fedakarlık çok önemli. Sizler de bakıyorsunuz işte dün OF'taydınız, Hayrat'taydınız, evet. Bugün buradasınız. Karşılığını alabiliyor musunuz başkanım? Bu çok önemli çünkü çok emek veriyorsunuz. Yani. Çok doğru söylüyorsun. Ancak şunu söyleyeyim. Biz bu etkinlikleri, bu sosyal kültürel etkinlikleri bir ibadet kabul ederek bu yola girdik. Hiçbir şey beklemiyoruz. Beklediğimiz tek şey manevi haz. Bu hazzı alıyoruz. Bizim kazancımız budur. Bu etkinliklere sahip çıkarak ülkemizin milli birlik beraberliğine... Yok, takdir anlamında, takdir görüyor yani halkımız... Tamam, görmedik değiliz, görüyoruz evet, tabii ki. Yani haseti olan bir takım insanların söylemlerini duymuyoruz bile. Evet. Sizler biz yalnız değiliz ki, biz sizler olmazsa evet. Ahmet Güngörler, Karakaşlar, efendim evet. Murat Şovlar olmazsa bizim yaptıklarımızı bu etkinliklerde bizimle olanların dışındaki insanlara kim duyuracak? Eyvallah. Eyvallah siz duyuruyorsunuz. Başkanım. Her sabah radyoda siz sesinizi... Eyvallah. Ben duyuyorum, orada anlatıyorsunuz. Bizi önce siz anlatıyorsunuz. Diyorsunuz ki İstanbul'da şu derneklerimiz, şu federasyonlarımız şu etkinlikleri yapacak. Bunları duyan vatandaşımız sizinle bizimle burada beraber oluyor. Bizim de bunu daha ileriye taşıyabilecek. Ne yapabiliriz arayışlarımız var. Bunun en önemli tarafı şudur. Yerelde ve genelde memleketimizin özellikle Karadeniz'de ve Trabzon'da yaşayan insanların konularını, meselelerini ve sorunlarını bu etkinlikler aracılığıyla mutlaka dile getirmeliyiz. Ve yerelde genelde bizi temsil eden devlet yetkililerine bunu en iyi anlaşılır bir dille söylemek durumundayız. Bizim federasyonlarımızda görev yapan o kadar güzel gönül insanları var ki imkanlarımız da var. Çok şükür bütün mesele yazın memlekette, kışın burada bir de dağınıklık oluyor. Yaz tatili, iş vesaire bunları da bir vesile istişarelerle bir araya toplayıp da ortak aklı hayata geçirebildiğimiz gün bütün sorunları halledebileceğiz. Bir de şunu söyleyeyim, maliyetler arttı. Örneğin siz bu kameralar buraya kendi kendine gelmiyor. Gidişi gelişi nakliye. Zaman ayıracaksın, vakit ayıracaksın. Konular hakkında bilgi edineceksin. Bu akışkan bir program olması için gönlünü yüreğini vereceksin. Eyvallah. Biz de bunu sizde görüyoruz. Biz de size ayak uydurmak ve bunu hep beraber bütüncül bir büyük fotoğrafta göstermek istiyoruz. Ben eminim bugün Perşembe, bugün hazırlıklar devam ediyor. Açılış bu akşam olacak ama genelde cumartesi, pazar, hafta sonu olduğu resmi için. Resmi açılışımız yarın 14'te onu da resmi belirtelim. Resmi açılışımız yarın 14 ama cumartesi, pazar
bütün Trabzonlular ve Trabzon sevenleri burada buluşacak. Çok güzel, hem kültürel hem dışarıda sahnemiz var. Burada işte bakırcılarımızı, bak yorgan, diğer sanatsal eğitim, yazarlar. Müthiş ürünler var. Şimdi oradaydık. Bir saattir. Standlarımızın zenginliği bugün görülmezse bile cuma, cumartesi, pazar günü çok güzel bir şekilde burada olacak biliyorum. Hazırlıklar çok iyi olduğu için ben dayanamadım. Oftan hayrattan geldim diye. Konfederasyonda yönetimdeyiz ama ben herkesi yönetici olarak kabul ediyorum. Çünkü hepiniz sorumluluk alıyorsunuz. İşte Ahmet Bey oradan bakıyor. Ahmet Bey gördüğüm kadarıyla makineyi de yenilemiş. Evet, efendim. Çok da güzel yakışmış kendisine. Ya çünkü diyor ki, bunun önce gibi profesyonel bir kameramana böyle bir kamera lazımdı. Ömer Bey de hakeza aynı Karakaş. Dedi ki yeni kamera çekildiği zaman başkanlar elini cebine salar. Öyle de bir mesaj attı bana. Dedim o işi sen söyleyeceksin. Başkanlar önce bu dostları yüreğine, gönlüne sığdırıyor. Eli cebe atma noktasında yıllardır attık, cepler gelindi. Şimdi başkanların ceplerinin halini bir görmek lazım. Sıkıntı yok. 2005 yılında yapmış olduğumuz etkinliklerde çok büyük maliyetler ödedik. Kesinlikle. Yaylalarda o zamanlar öyle bir organizasyon yoktu. Bunu da ilk yapanlardan biridir İdris Başkan. Yaptığım her şeyden onur duydum, gurur duydum, mutluyum, pişman değilim. Bugün yeniden Cenab-ı Allah bahşetse yine bu millet için, bu toplum için, bu birlik beraberlik için bunu harcarım. Eyvallah. Seve seve yapıyoruz. Emeğinize sağlık başkanım. Burada konfederasyonumuzu oluşturan 5 federasyonumuza ve Trabzon Denekleri Federasyonu'na bağlı tüm derneklere, onların yöneticilerine, onların temsil ettiği camiaya şükranlarımı arz ediyorum. Bu birlikteliği oluşturmak söylemle olmuyor. Eylemle. Aynen dediğin gibi. Eylemle başkan oluyor. Bunu yapabilecek gücümüz, kudretimiz, ilgimiz, birikimimiz, yüreğimiz, gönlümüz var. Emeğinize Allah'a sağlık. Çok şükür. Buradan son olarak şunu söylemek istiyorum. Bütün Trabzonluları ve Trabzonluları sevenleri yarın cuma, cumartesi, pazar günü akşama kadar Yeni Kapı etkinlik alanına bekliyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Trabzon'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul'da Trabzonları çok iyi bildiğini, tanıdığını biliyorum. Ve bunu da en iyi şekilde biz burada yaşayarak millete anlatmak istiyoruz. Eyvallah. Başkanım çok teşekkür ediyorum.